Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi'nde beyaz önlük giyme töreni gerçekleşti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 3 öğrencileri için 22 Kasım tarihinde Üniversitemiz Orhanlı Yerleşkesi'nde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Yaşar Bülbül, Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Adem Baltacı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hakan Arslan, Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim üyeleri, öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Arslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Törenin devamında Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül bir konuşma gerçekleştirerek 22 Kasım Diş Hekimleri Günü olması sebebiyle tüm diş hekimlerinin ve diş hekimi adayı öğrencilerin bu özel gününü kutladı. Törenin sonundaysa Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerine önlükleri giydirildi. Ağız ve diş sağlığı temalı güne özel düzenlenen fotoğraf yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Üniversitemizde küresel tehditlere karşı aile çalıştayı gerçekleştirildi. Üniversitemiz ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen küresel tehditlere karşı aile çalıştayı, çeşitli sektörlerden önemli isimlerin katılımıyla Kuzey Yerleşke'de gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Ali Rıza Arslan, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, 25-26. dönem Milletvekili Profesör Doktor Ruhi Ersoy ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse gibi isimler ve çeşitli sektörlerden temsilciler katıldı. Çalıştay'ın açılış konuşmasında Rektörümüz, modern dünya sisteminin üretim, pazarlama, paylaşım ve tüketim üzerine odaklandığını belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül ise ailenin toplumun serveti olduğunu ve ailenin güçlenmesinin toplum için önemli olduğunu söyledi. Çalıştay'a yaklaşık 100 akademisyen, STK temsilcisi ve fikir insanı katıldı. Düzenlenen 4 oturumda katılımcılar küresel tehditlere karşı aile konusunu tartıştı, sunumlar gerçekleştirdi ve değerlendirmelerde bulundu. Öğretim üyemiz Profesör Doktor Erkan Şahin Kaya'nın Medin Circle Uluslararası Projesi kabul edildi. Medin Circle Projesi, su, besin maddeleri ve biyolojik kaynakların döngüsel yönetimini daha sürdürülebilir ve esnek bir tarımsal gıda zincirine dönüştürmeyi hedeflemektedir. İklim değişikliği, su kıtlığı ve gıda güvensizliği gibi küresel dinamiklerin tarım gıda sektöründe ciddi sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Medin Circle projesi, yenilikçi ve ekolojik olarak verimli çözümlerin acil olarak uygulanmasını amaçlamaktadır. Medeniyet Teknopark'tan Katar'a çıkarma. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Katar ziyareti, Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak liderliğinde gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında çeşitli kurumlar ve üniversiteler ziyaret edildi, işbirliği ve kültürel etkinliklerde bulunuldu. Ziyaretin ilk gününde ülkemizin Doha Büyükelçisi Doktor Mehmet Mustafa Göksu'yu ziyaret eden heyet, ticaret müşaviri, eğitim müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcileriyle buluşarak ticari değerlendirmelerde bulundu. İkinci gün, Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Katar Üniversiteleri ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörleriyle buluşarak işbirliği ve öğrenci akademisyen değişimleri konusunda istişarelerde bulundu. Son gün, Medeniyet Teknopark girişimcileri Katar'ın sosyal ve kültürel etkinliklerine katılarak ülkeyi daha yakından tanıma fırsatı buldu. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, COSGAP destekli bu önemli etkinlikte Türk teknoloji firmalarını küresel rekabetçi hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti ve bu ziyaretin Türkiye-Katar iş dünyası arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkılar sunduğunu belirtti.